Biliyorum. Ve ben hocamdan özür diliyorum. Nasıl yani? Savunma yapmayacak mısın? Hayır hocam. Ben gerçekten özür dilerim. Öyle mi? Selim dilemiyor ama. Ben diliyorum. Ne anlamı var ki? İkisi de aynı olayın içindeler. Siz çıkın dışarı. Sabahattin Bey, öğrenciyi niye böyle yönlendiriyorsunuz? Belli ki çok korkmuş zaten. Kaldı ki Selim iyi bir savunma getirdi bize. Bana sorarsanız cezai durumu hak edecek hiçbir şey yok. Zeynep, ne oldu diyorum? Özür diledim. Ne? Selim, lütfen sen de özür dile. Zeynep. Selim, okuldan atacaklar bizi. Eğer sen özür dilemezsen benim özür dilemem hiçbir işe yaramıyormuş. Zeynep, bak gittim savunmamı yaptım. Çok etkileyici olduğundan da eminim. Gir sen de yap işte. Selim'cim, senden sadece tek bir şey istiyorum. O da özür dilemen, lütfen. Zeynep, niye bana güvenmiyorsun? Atılmayacağız diyorum. Gir savunmanı sen de yap diyorum. Ne olur. Yapamam. Selim, bana biraz değer veriyorsan, birazcık bile içeri girip özür dilersin. Ne olur, sen artık karşında yalvarıyorum, lütfen. Bir sakin ol. Bak Selim. Ben eğer bir dakika gecikseydim, sadece bir dakika okuldan atılıyordum. Ben bunu kaldıramam. Ben senin kadar güçlü değilim. Lütfen bana bunu yapma. Sen sadece bunu mu istiyorsun? Böyle mi anlayacaksın benim için ne kadar değerli olduğunu? Böyle mi? Evet. Hocam. İkimiz de imza alıyoruz özür dilekçesini. Madem ki siz şikayetinizden vazgeçmeyeceksiniz. Ancak özür dilersek şikayetinizi geri alacaksınız. Sen şimdi benden özür mü diliyorsun? Evet. Özür dilerim. Bütün kurulun önünde sizden özür dilerim. Ben de şikayetimi geri çekiyorum. Müsaadenizle. Selim, ne oldu? Atılmadık. Yırttın acı. Hadi yırttın kefeni. Beni rahat bırakır mısınız arkadaşlar? Selim.
gelirler, ne yapıyorsun? Yürü git. Manyak mısınız sen? Hadi ama. Nedir bu madem havası? Kurtuldunuz işte. Doğru söylüyorsun Kerem. Ya bilmiyorum usta ya. Selim aslında haklıydı özür dilememekte. Ya nedir Gökçe? Yani bir gurur yüzünden atılsalar mıydı okuldan? Gurur falan boş işler bunlar. Geçeceksin abi. Pardon. Kerem. Selim nerede? Hocam gitti o. Ne oldu ki? Neden vazgeçti savunmasından? Öyle iyi olacaktı ki. Hukuk literatürüne geçecek bir savunma hazırladı Selim. Şu okulda ilk kez bir öğrenci kendisini bu kadar doğru ve güzel bir şekilde savunuyor. Zaten ceza da almayacaktı. O savunmayı gördükten sonra hocaların hepsi her şeyi bir kenara, hukukun ve adaletin özünü bu kadar iyi anlamış bir adam okuldan atılamaz dediler. Neyse. Arkadaşlar bize bir müsaade eder misiniz? Biz bir yalnız konuşalım. Hadi abi biz gidelim seninle. Onlar kız kıza konuşsunlar. Bana ihtiyacın varsa kalabilirim. Ben yanındayım usta. Sen kafanı fazla yorma. Rahat ol. Tamam hadi. Hadi abi hadi. Merve hadi. Yok, dayanamayacağım ben. Öleceğim meraktan. Bir yere yazmıştım Kerem'in numarasını. Benim eve gitmem lazım galiba. Hadi abi görüşürüz. Çocuğum rahatsız ediyor muyum? Yok, olur mu Gülten teyze, ne rahatsızlığı? Ya çocuğum Zeynep aramadı. Öldüm burada meraktan. Zeynep sizi aramadı mı? Yok, aramadı. Hayırdır çocuğum? Merak etmeyin, kurtuldu Zeynep. Ceza bile almadı. Ay! Çok şükür, çok şükür. Sağ olasın çocuğum. Bak görüyor musun? Aramadı bile. Ben onu görürsem söylerim. Hadi çocuğum. Al gel Zeynep'i. Akşam beraber yeriz. Ama... Bekliyorum çocuğu. Hiç itiraz istemem. Ha Kerem, yalnız Hüseyin amcanın bu disiplin işinden haberi yok. Biliyorum. Tamam çocuğum. Hadi. Bekliyorum ikinizi de.